Merhaba arkadaşlar. ÖABT çıkmış sorulardan devam ediyoruz. Şimdi hücresel sonunla ilgili çıkmış sorularımıza bakacağız. Hem fen ÖABT hem de biyoloji ÖABT için bakıyoruz. Evet Burada diyor ki 2013 Fen ÖABT'de çıkmış. Aşağıda solunumun 3 ana evresi verilmiştir. Buna göre bu evrelerden hangilerinde ATP üretiminin yanında ATP tüketimi de görülür? Arkadaşlar hem ATP üretimi hem de ATP tüketiminin görüldüğü tek bir evre vardır. O da glikoliz evresi. Çünkü glikoliz evresinde glikozun aktif hale getirilebilmesi için iki tane ATP harcanır ve bu fosfatlar glikozun yapısına bağlanır. Bu yüzden de ATP harcanıyor. Sonunda ise 4 tane ATP üretiliyor. 2 tane harcandığı için de net olarak 2 ATP üretiliyor diyoruz. Ama sitrik asit döngüsüyle oksidatif fosforilasyonda ATP e, harcanması görülmez. Buralarda üretimi vardır. Cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız 1 olacak. Gelelim diğer sorumuza. 2013 biyoloji Hücre solunumunun glikoliz evresinde oluşan moleküllerinden mitokondriye aktarılanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım arkadaşlar pürüvat ortamda oksijen varsa pürüvat nereye giriyor? Ökaryotlarda mitokondriye giriyor. Dolayısıyla bu doğrudur bu olur. Gliseraldehit 3 fosfat diyor arkadaşlar. Gliseraldehit 3 fosfat glikolizin bir ara evresidir. Dolayısıyla burada mitokondriye girmez. Sitoplazmada bulunur bu. ATP yine aynı şekilde glikoliz evresinde üretilir. sitoplazmaya verilir. Sitoplazmadaki olaylar için bu ATP kullanılıyor. Bu da mitokondriye girmez. Mitokondriye giren hangisidir? Pürvattır. Yani A şıkkı yalnız bir olacak. Üçüncü sorumuz Ökaryotik bir hücrede hücresel solunumda asetil koenzim A'nın sitrat oluşturmak üzere Oxalo ile birleşmesi hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? Arkadaşlar ökaryotik bir hücrede ne dedik? Pürüvat eğer Ortamda oksijen varsa mitokondriye giriyor dedik. Bundan sonraki tüm olaylar mitokondride gerçekleşiyor. Mitokondrinin matriksinde Krebs döngüsü, asetilkoenzima'nın oluşumu gerçekleşir. E mitokondrinin iç zarı olan kristalarda ise ETS evresi yani oksidatif fosforilasyon gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada asetil koenzim A'nın sitrat oluşturmak için aseta e, asetatlayan 4 karbonlu olan bu bileşikle birleşme olayı nerede olacak? Mitokondrinin matriksinde olacak. Burada tilakoid zarla hiçbir işimiz yok. Çünkü bu kloroplastta bulunan bir zardır. Hücre zarı zaten ökaryot dediği için burada görev almıyor. Sitoplazmada glikoliz gerçekleşir. Mitokondrinin iç zarı dediğimiz o kristada ise ETS evresi yani e, oksidatif fosforilasyon evresi gerçekleşiyor arkadaşlar. Cevabımız deniz ışıklı olacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Substrat olarak bir glikoz molekülünün kullanıldığı Anaerobik solunum ve fermantasyon olaylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar anaerobik solunumda bu da oksijensiz solunumdur. Fermantasyon da oksijensiz solunumdur. İkisinde de oksijen kullanılmaz. Ama anaerobik solunumda ETS kullanılırken fermantasyonda ETS yoktur. İkisinin farkı bu şekildedir. Bu olayların her ikisinde de moleküler oksijen kullanılmaz. Evet ikisi de oksijensiz solunumdur. Doğru. Bu olayların her ikisinde de aynı miktarda ATP elde edilir. Bu da doğrudur. Çünkü sadece glikoliz evresinde enerji üretiliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla bu da doğru olacak. Ha bir dakika yok, bir dakika yanlış söyledim. Özür dilerim. Bu olayların her ikisinde de e, aynı miktarda ATP elde edilmez. Şimdi fermantasyonda sadece glikoliz sırasında bir ATP eldesi vardır. Yani 4 ATP üretiliyor net olarak 2 ATP. Ama anaerobik solunumda ETS de kullanıldığı için ETS'den aktarılan elektronlar sayesinde de ATP üretimi vardır. O yüzden aynı miktarda ATP üretimi yoktur. Özür dilerim yanlış söyledim ilk başta. Bu olayların her ikisinde de glikoliz evresi yer alır. Zaten glikoliz evresi hücresel solunumun ilk basamağıdır. Tüm canlarda ortaktır. Doğru. Anaerobik solunumda ETS kullanılmaktadır. Evet anaerobikte ETS kullanılır. Anaerobik solunumda son elektron tutucu olarak CO4 işlev görebilir. Evet arkadaşlar anaerobik solunumda farklı farklı moleküller son elektron alıcısı olarak görev yapabiliyorlar. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? Tabii ki bursa seçeneği olacak. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insan hücrelerinde yağ asitlerinin sentezlenmesinde öncül molekül olarak kullanılır? Şimdi yağ asitlerinin sentezi için diyor. Laktik asit, asetil koenzima, pürin bazları, kolesterol ve glikojen demiş. Arkadaşlar yağ asitlerini biz neyden üretebiliriz? Tabii ki asetil koenzimadan değil mi? Hatta yağ asitleri de parçalandığı zaman hücresel solunumda asetil koenzimaya dönüştürülüyor. O şekilde şey evresine hücresel solunuma giriyor. Dolayısıyla yağ asitlerin sentezi için de asetil koenzima kullanılır. Gelelim 2015 Biyoloji, ÖABT, Fen Bilimlerinde çok fazla sorulmuyor arkadaşlar ve sorulduğu zaman da dikkat ederseniz zaten e, TYT-AYT düzeyinde soruluyor. O yüzden TYT-AYT düzeyinde dinlemeniz yeterlidir. Benim 2022 videolarımda dinlemeniz yeterli olacaktır. 2015'e geliyoruz. Diyor ki, insan vücudunda depolanmış durumda olan yağlardan enerji elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bakalım. Yıkılacak yağ asitlerinin aktifleştirilmesi için ATP'nin kullanılması. Nasıl glikoz aktifleşmek için yağ, e, ATP kullanılıyorsa yağ asitlerinin aktifleştirilmesi için de kullanılır arkadaşlar. Doğru. Asetil koenzima moleküllerinin privata dönüşümü. Bakın az önce biz ne dedik? Az önce dedik ki yağ asitleri direkt asetil koenzimaya dönüştürülür. O şekilde hücresel solunuma girer. Asetil koenzim A molekülleri neden pürvata dönüşsün ki yağlardan enerji elde ederken? Direkt zaten asetil koenzim A'nın oluşumundan sonra gelen Krebs döngüsünden devam eder. Tekrardan bir pürvata dönüşüm olayı yoktur. Bu yanlıştır. FADH2 moleküllerinin elde edilmesi elde edilir arkadaşlar. Çünkü bütün evreler aynıdır. Sadece yıkılan molekül farklıdır. Tamam mı? O yüzden FADH2 elde edilir. Yağ asitlerinin beta oksidasyonu ile asetil koenzim A elde edilmesi. Bir önceki soruda da söyledik doğrudur. Nadaş moleküllerinin elde edilmesi bu da aynı şekilde dediğim gibi oluşan tüm ürünler aynıdır. Sadece işte e, tepkimeye giren ürünler farklıdır. Bir de asetil koenzimaya dönüşümü falan var. Mesela yağ asitleri beta oksidasyonla asetil koenzimaya dönüşür. Bundan sonra geriye kalan krebsten devam eder. E, gliserol arkadaşlar gliseraldehit 3 fosfata dönüştürülerek ee, devam eder dolayısıyla glikolizin bir ara evresinden devam ediyor cevabımız bursa seçeneği olacak yedinci sorumuz hücre solunumu kontrolünün alosterik düzenlemeye tabi olduğu bilinmektedir buna göre hücrede olaylarından hangileri negatif geri bildirme neden olur arkadaşlar negatif geri bildirim demek yani gidip ee, hücresel solunumu durduracak ya da azaltacak bir durum olacak eğer ki Son ürünlerin miktarı artarsa bu ürünler ne yapacak? Gider. İşte e, ilk basamağı katalizleyen enzimi ne yapar? Durdurur. Dolayısıyla burada da onunla ilgili bir şey arayacağız. Bakalım. ADP miktarında artış. Şimdi ADP miktarı artarsa ATP kullanılıyor demektir. Bizim ATP'yi ürettiğimiz bir durum olması lazım. Dolayısıyla bu olmaz. Eğer ATP miktarında artış deseydi alabilirdik. NADAŞ miktarında artış. Arkadaşlar NADAŞ ortamda çok fazla biriktiği zaman zaten yeterince artık NAD molekülü kalmıyor hidrojenleri bağlamak için. O yüzden NADAŞ'lardan bir tanesi gidiyor glikolizin ilk basamağını kontrol eden enzime bağlanıyor ve geçici bir süre durduruyor. NADH'lar azaldığı zaman da artık NAD molekülleri artmaya başlıyor ve tekrardan bu NADH gidip ayrılıyor enzimden. Olaylar devam ediyor. O yüzden bu olur. Sitrat miktarında artış. Sitrat nedir? Asetil koenzima ile oksaloasetatın birleşerek oluşturduğu 6 karbonlu bir bileşiktir. 6 karbonlu bileşik. Bu bileşiğin miktarında da bir artış olursa bu da gidip yine glikolizin ilk evresini kontrol eden, ilk basamağını kontrol eden enzimi durdurarak olaya geri bildirme, negatif geri bildirme sebep olabilir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3, edirne şıkkı olacak. Bakın buraya ATP de yazabilirdik. ATP de gidip durdurabiliyor bağlanarak. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Gelelim 8. sorumuza. 2016 Fen ÖBİT'te de çıkmış. Ökaryotik bir hücrede gliko glikozun yıkımı, hücrenin aşağıdaki kısımlarının hangisinde başlar? Arkadaşlar glikoz nerede yıkılıyor? Glikoliz evresiyle sitoplazmada yıkılıyor, değil mi? Dolayısıyla direkt sitoplazma diyeceğiz zaten başkalarına bakmamıza gerek yok. 2016 biyoloji alkol fermentasyonunda yani etil alkol fermentasyonundan bahsediyor bize. Aset aldeitin etanole indirgenmesi basamağının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım aset aldeit etanole yani etil alkole dönüştüğü zaman ne oluyor arkadaşlar? Aset aldeitten... Ee, Aset etanole yani şöyle diyeyim aset aldeite son elektron alıcısı olarak görev yapıyor aset aldeit. Burada elektron bir de hidrojen bağlanıyor. Dolayısıyla burada hidrojen bağlanarak ne yapıyor? Natlardaki hidrojenler serbest bıraktırılıyor ve natlar serbest kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar nat moleküllerinin yenilenmesi için gereklidir bu olay. Asetaldehit son elektron alıcısı olarak görev yapar. Hem elektronları hem hidrojenleri kendine bağlar ve etanöle dönüşür. Yani etil alkole dönüşür. Bunun temel amacı da natları serbest bırakmaktır. Daha fazla ATP üretmek demek demiş hayır bu olayda ATP üretimi olmaz glikozun hücrede birikmesini önlemek Bununla da ilgisi yok. Karbondoksitin üretilmesini sağlamak bu evrede karbondoksit oluşumu gözlenmez. Glikozun fosforile edilmesini sağlamak yani fosfat bağlanmasını sağlamak bu da glikoliz evresinde gerçekleşen bir olay. Glikoliz için gerekli olan nat moleküllerinin yenilenmesini sağlamak cevabımız işte nedir budur. Zaten glikoliz evresinden sonra fermentasyon olaylarının devam etmesinin temel sebebi nat moleküllerinin yenilenmesidir yani natların serbest bırakılmasıdır. 10. soru. Yağ asitlerinden enerji elde edilmesi sürecinde diyor. Olaylarının işlev sırası hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenmesi. Bir kere oksidatif fosforilasyon hangi evrede oluyor? ETS evresi yani en son evrede. O zaman bunu en sona yazabiliriz. Beta oksidasyonun gerçekleşmesi neydi beta oksidasyon? Yağ asitlerinin asetil koenzimaya dönüşmesi değil mi? asetil koenzimaya dönüşmesiydi. Asetil koenzimanın sitrik asit döngüsüne girmesi. Şimdi ne olacak? İlk önce yağ asitleri asetil koenzimaya dönüşecek. Birinci sırada bu. Oluşan asetil koenzima sitrik asit döngüsüne girecek. En sonda oksidatif fosforlasyonla yani ETS evresinde enerji üretilecek, ATP üretilecek. 2-3-1 şeklinde olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. 2017 FEN ÖABT Çeşitli canlıların hücrelerinde gerçekleşen olaylarından hangileri oksijenli solunum olarak tanımlanır? Bakalım. Glikozun karbondioksit ve suya kadar yıkılması. Evet bu oksijenli solunumdur arkadaşlar. Çünkü zaten glikoz artı oksijen tepkimeye girer. Tepkime sonucunda karbondioksit artı su üretilir. Değil mi? Bir dakika şunu alalım aşağı doğru karbondioksit artı su üretilir suya kadar yıkılması oksijenli solunumdur ATP'nin ADP yıkılması bunun oksijenli solunumla bir ilgisi var mı arkadaşlar yani direkt onun ilgisi var mı başka olaylarda da oksijenli solunum haricinde ATP ADP yıkılabilir değil mi bu olmaz Glikozun etil alkol ve karbondokside yıkılması. Etil alkole yıkılması nedir? Etil alkol fermentasyonudur. Yani fermentasyon olduğu için oksijenli solunum olarak tanımlayamıyoruz biz bunu. Ne olacak cevabımız yalnız bir A şıkkı olacak. 2017 Biyoloji Hücre solunumunda pürüvatın asetil koenzimaya dönüşümü sırasında bakın pürüvatın asetil koenzimaya dönüşmesi 3 karbonlu olan pürüvat 3 karbonlu olan pürüvat 2 karbonlu olan aseti koenzimaya dönüşecek. Bu dönüşüm sırasında ne oluyor? Arkadaşlar 3 karbondan 2 karbona düştü. O zaman ne olacak? Karbondoksit çıkışı olacak. Ortama asetil molekülü girer. Şey asetil demişim yanlış. Koenzima. Koenzim molekülü giriyor arkadaşlar. Koenzim. A girer. Ayrıca karbondioksit açığa çıktığı gibi hidrojenler de serbest bırakılır. O yüzden de NADH molekülü oluşur. Bu şekilde bir olaydır bu. Diyor ki ATP üretilir. ATP üretimi var mı? Yok. O zaman gitti. Karbondioksit açığa çıkar. Karbondioksit açığa çıktı mı? Evet. NAD indirgenir demiş. NAD'ın indirgenmesi demek NAD'a elektron bağlanması demektir. Burada elektron ve hidrojen bağlanıyor mu? Bağlanıyor. O zaman doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Edirne seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. 13. soru. Mitokondrilerde ATP sentezini açıklamaya ilişkin kemiozmotik mekanizmaya göre oksidatif fosforilasyonda etkin olan potansiyel enerji diyor olaylarından hangileri tarafından sağlanmaktadır? Arkadaşlar, oksidatif fosforilasyon için gerekli olan enerji şu bizim mitokondrimiz. Tamam mı? Mitokondrimizin iki zarı arasında ne birikiyor? Burada matriksten bu zar arasına doğru ne gönderiliyor? Hidrojen gönderiliyor. Hidrojen. Dolayısıyla buradaki hidrojen miktarının yüksek olmasından kaynaklı bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji sayesinde ee, elektriksel yük farkı oluşuyor ve bu yük farkından da arkadaşlar ne oluyor bir ATP sentaz tarafından ATP enerjisi üretiliyor bakalım diyor ki mitokondrinin iç ve dış zarı arasındaki boşluğun matrikse göre daha yüksek proton değişimine sahip olması burada proton dediği hidrojendir onu söyledik mi söyledik doğru Mitokondri'nin iç zarının iki yüzü arasında elektriksel yük farkının olması bu da doğrudur. Şimdi elektron taşıma sistemi var ya bunların üzerinde. Elektron taşınırken bir elektriksel yük farkı oluşuyor. O yüzden bu da bir enerji sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca oksijen burada son elektron alıcısı olarak da görev yapıyor. Temel sebebi de elektronu orada taşıyarak kendine bağlayıp su oluşturmak. Ayrıca Elektronu da arkadaşlar bağlayarak e, bu elektriksel yük farkını azaltmaktır. Sitoplazma ve mitokondride nadaş derişimine farklı olması. Bakın sitoplazma ile ilgisi yoktur oksidatif fosfolasyonu yani kemozmotik mekanizmanın Dolayısıyla bu yanlıştır bu olmaz. Cevabımız D şıkkı 1 ve 2 olacak. Geçelim diğer sorumuza. 2018 FEN ÖABT'de çıkmış. Diyor ki soruda insan vücudunda çeşitli hücrelerde gerçekleşen Laktik asit fermantasyonu ve oksijenli solunumda nadaşın yapısındaki elektronlar için son elektron alıcısı olan moleküller. Bunları sormuş. Ben size şimdi hepsini teker teker söyleyeyim arkadaşlar. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijendir. Laktik asit fermantasyonunda son elektron alıcısı pürüvattır. Pürüvat. Etil alkol fermantasyonunda son elektron alıcısı da asetaldehittir. Asetaldehit. Bu ETS kullanılan oksijensiz solunumda son elektron alıcısı ise çeşitli moleküller olabilir. Kimyasal moleküller. Yani mesela işte SO4 gibi moleküller olabilir arkadaşlar. Ama genelde bu üçünü soruyorlar. O zaman laktik asit fermentasyonunda pürüvat. Oksijenli solunumda da oksijen diyeceğiz. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Bu 2018 fenobt biraz böyle bulanık çıkıyor. Hani benim aldığım sorularda öyleydi. O yüzden böyle görünüyor. Gelelim 2018 biyolojiye. Hidrojen siyanürün mitokondri iç zarında elektron taşınmasında işlev gören proteinlerden birine bağlanarak onu etkisiz hale getirmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi mitokondri iç zarında elektron taşınmasında işlev gören proteinlerden birine bağlanıyor ve bunu etkisiz hale getiriyor. Eğer elektron taşıma sistemindeki bu protein inaktif hale gelirse ne olacak arkadaşlar? Elektron taşınamayacak. Dolayısıyla gidip oksijene bağlanamayacak. Bağlanamadığı için su oluşamayacak. Su oluşamadığı için de arkadaşlar oksijenli solunum tamamlanamayacak. Ayrıca elektronlar taşınamadığı için de natlar belki yeterince serbest kalamayacak. Bakalım. Bu durumda oksijen indirgenemeyecektir diyor. Evet oksijen elektron bağlanamayacak. Çünkü taşıma sistemindeki protein durmuş. ATP'nin oksida, e, oksidatif fosforilasyon yoluyla üretimi sonlanacaktır. Evet protein inaktif hale geldiği için. Mitokondri iç zarının iki tarafında hidrojen iyonu gradiyenti ortadan kalkacaktır. Yani yoğunluk farkı ortadan kalkacaktır. Evet çünkü elektron taşınamadığı için mecburen e, nadaşlar serbest kalacak. Nadaşın nada oranı değişebilir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Hani e, nadaşlar ne olacak? E, serbest hani hidrojenlerini serbest bırakamayacaklar için ortamda birikecekler ve natlara oranı değişecek. Siyanür mitokondriyi etkilediğinden hücre zarındaki aktif taşıma işlemleri bu durumdan etkilenmeyecektir demiş. Şimdi mitokondriyi etkiliyor ama mitokondri ne üretiyor? ATP üretiyor değil mi? Bu ATP hücrenin diğer metabolik olaylar için gereklidir. Bu yüzden de hücre zarındaki aktif taşıma olsun, diğer olaylar, sentez olayları dursun, bütün her şeyi etkiler. ATP üretilmezse hücrenin üretimi de durur arkadaşlar. O yüzden cevabımız eşik olur. Bu yanlıştır. Etkilenir olacaktı burası. 16. sorumuz. İnsanda hücre solunumunu inceleyen bilim insanları bir glikoz molekülü yıkıldığında karaciğer hücresinin net 32 ATP, iskelet kas hücresinin ise net 30 ATP sentezlediğini saptamıştır. Bu farklılığın ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Bakalım. Diyor ki iskelet kas hücrelerindeki mitokondrilerin iç zarında yer alan ETS'deki elektron taşıyıcı proteinlere farklı olması. Arkadaşlar ETS'deki proteinler bütün mitokondrilerde aynıdır. Dolayısıyla bununla bilgisi yoktur. İskelet kas hücrelerindeki mitokondrilerin iç zarında bulunan ATP sentazın farklı olması. ATP sentaz hem iskelet kası olsun hem karaciğer hem diğer hücrelerimiz olsun ayrıca kloroplastlarda bile aynıdır. Dolayısıyla bu da olmaz. İskelet kas hücrelerinin sitozölünde oluşmuş nadaş moleküllerinden elektronları alıp ETS'ye taşıyan mekik sisteminin farklı olması. Şimdi bir dursun bakalım, en son açıklayayım bunu. Karaciğer hücrelerinde substrat düzeyinde daha fazla ATP sentezleniyor olması, substrat düzeyinde ATP arkadaşlar iki yerde sentezlenir, biri glikolizde, diğeri de Krebs'te. Şimdi glikolizde e, net olarak iki tane ATP sentezlenir, net olarak normalde dört, ikisi harcandığı için net olarak söylüyorum. Krebs'te ise İki molekül pürüvattan iki tane ATP sentezleniyor. Bu değişmez. Tamam mı? Burada değiştiren ETS ile ilgili bir durum. Dolayısıyla bu yanlıştır. İskelet kas hücrelerinin laktik asit fermentasyonunu gerçekleştirebiliyor olması bunun hücresel sonumla yani şeyle oksijenli sonumla bir alakası yoktur. Bu tamamen bağımsız gerçekleşen bir olay bu da değil. Şimdi cevabımız C olacak. Peki burada mekik sistemi demesi ne demektir? Hatırlarsanız elektron taşıma sistemini anlatırken şöyle yapmıştık. Elektron taşıma sistemi bakın şurası bizim krista zarı dediğimiz zarlarımız. Krista. Burası zarlar arası bölge zarlar arası bölge. Şurası da matriks arkadaşlar. Matriks. Normalde bakın mekik sistemi dediğimiz sistem şuradaki taşıyıcı proteinlerin işte gelip buraya yerleşmesinden kaynaklanıyor. Şu daha tepe sentazdır. Buradaki mekik sistemi dediğimiz durum çok farklı iken şeyde ee, mesela karaciğer hücresinde böyleyken diyelim Kas hücrelerinde biraz daha farklıdır mekik sistemi. Yani bunu e, elektronları alıp ETS'ye taşıyan bu sistem arkadaşlar ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi buraya taşıyan sistem biraz daha farklıdır. Dolayısıyla bundan kaynaklı olarak bir farklılık bir e, eksik ATP sentezleme olayı burada gerçekleşiyor. Bu yüzden de cevabımız C şıkkı oluyor. 17. soru. Organizmalarda bulunabilen moleküllerinden hangileri azotlu baz içermektedir? Bakalım. NADPH, nikotin amit, dinükleotit, fosfat. Nikotin amit, dinükleotit. İçerisinde ne var? Nükleotit var. Nükleotit olduğu için arkadaşlar nükleotidin yapısında ne vardır? Azot vardır değil mi? Azot olduğu için de ne olacak bu? Tabii ki alacağız. ATP adenin adenozin trifosfat adenin bazı mı var? Baz. O zaman azotlu baz vardır. Diaçil gliserol bu bir yağ molekülüdür arkadaşlar. Yağın bir çeşididir. Dolayısıyla bunda azot yoktur ama bir ve 2 de vardır. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim 18. sorumuza. 2019 FEN ÖABT. Ökaryotik bir hücrede oksijenli solunumda glikoliz sonrası görülen olaylarından hangileri mitokondrinin matriksinde gerçekleşir? Ne dedim ben? Matrikste gerçekleşen olaylar. Krebs, asetil koenzima oluşumu bunlar mitokondrinin matriksinde gerçekleşen olaylardır. O zaman krebsi alıyorum. Piruvatın asetil koenzimaya dönüşümü. Bunu da alıyorum ama elektron taşıma sistemi nerede gerçekleşiyordu? Krista'da. Yani mitokondrinin iç zarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 denizi seçeneği olacak. 2019 biyoloji. Ökaryotik hücrelerde oksidatif fosforilasyon sürecinde ATP sentezi için gerekli olan enerji aşağıdakilerin hangisinde sağlanmakta, Hangisinden sağlanır? Oksidatif fosforilasyon Sürecinde ATP sentezi için gerekli olan enerji bakın buna benzer bir soru önceki yıllarda da sordu hatırlayın nereden sağlanıyor nereden sağlanıyordu hidrojen derişimi farkından sağlanıyordu direkt bununla ilgili bir cevap arayacağız arkadaşlar krebs döngüsünde suyun kullanıldığı basamaklardan hiç alakası yok krebs döngüsünde gerçekleşen substrat düzeyindeki fosforilasyondan hayır bu fosforilasyondaki 2 ATP sadece şeyde kullanıyor glikozun aktifleştirilmesi gitti. Glikolizde gerçekleşen substrat düzeyindeki fosforilasyon. Bu da değil. Pardon bu Krebs diyormuş arkadaşlar. Krebs'teki substrat düzeyindeki fosforilasyon direkt Stoplazmaya veriliyor. Glikolizdeki de aynı şekilde direkt ne yapıyor? Stoplazmaya veriliyor. Krebs döngüsünde karbondoksitin açığa çıktığı basamaklardan zaten baktığınız zaman böyle şıkların çok alakasız olduğunu görüyorsunuz. Mitokondride matriksi ile zarlar arasındaki zarlar arası bölge arasında yaratan hidrojen derişimi farkı. Evet bu hidrojen derişimi farkından ne oluyor? Enerji üretiliyor ve bu enerji de ATP'ye dönüştürülüyor. 20. sorumuz. İnsan vücudundaki laktik asit metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İskelet kas hücrelerinde pürvatın laktik asite dönüşümü bir fermentasyon olayıdır. Evet arkadaşlar değil mi? Fermentasyon olayıdır. Doğru. Diyor ki laktik asit kan yoluyla iskelet kaslarından uzaklaştırabilir. Evet kan yoluyla karaciğere gidebiliyor. Burada tekrardan pürüvata dönüştürülebiliyor. Doğru. İskelet kas hücrelerinde pürüvat laktik asite dönüştürülürken ilave ATP sentezlenir demiş. Yanlış. Pürüvatın oluşumu sırasında yani glikolizde ATP üretimi var ama pürüvattan laktik asite dönüşümde ATP yoktur ATP sentezi. Buradaki temel amaç nadaşlardaki hidrojenleri uzaklaştırıp nadları serbest bırakmaktır. O yüzden C şıkkı yanlıştır. İskelet kas hücrelerinde laktik asit oluşumu sırasında nadaş yükseltgenir. Nadaş yükseltgenir dedi yani hidrojenler ayrılır, elektronlar ayrılır. Doğru laktik asit oluşumu sırasında zaten temel amacımız buydu. Karaciğer hücreleri ve kalp kas hücrelerindeki hücreleri kandaki laktik asiti kullanabilir. Kullanabilir arkadaşlar. Laktik asiti alıp pürüvata dönüştürüp direkt olarak kullanabiliyor. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli seçe pardon Ceyhan seçeneği olur. 21. sorumuz 2020 Fen ÖABT. Bir bitki hücresinde glikoliz sonucu oluşan pürüvatın mitokondride sonun tepkimelerine devam edip etmeyeceğini aşağıdaki moleküllerden hangisinin varlığı belirler. Ne dedim? Pürüvat eğer ortamda oksijen varsa nereye giriyor? Mitokondriye. O zaman mitokondride devam etmesini belirleyen kimdir? Oksijendir. Cevabımız aşık olur. Gelelim 2020 biyolojiye. Mitokondrilerde oksidatif fosforilasyon süreci ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Protonlar zarlar arası boşluktan matrikse Mitokondri iç zarında bir kanal proteinine ihtiyaç duymaksızın difüzyonla geçer. Zarlar arası boşluktan matriks'e geçerken arkadaşlar protonlar yani hidrojenler ATP sentazda bulunan özel bir hidrojen yolu vardır, bir kanal vardır. O kanalı kullanarak geçerler. Dolayısıyla bu yanlış olur. Yani bir kanal proteinine ihtiyaçları vardır. Burada yanlış söylemiş. Protonlar Mitokondri matriksinden zarlar arası boşluğa pompalanır evet. Oradaki taşıyıcı proteinler tarafından pompalanıyor doğru. Mitokondri iç zarının iki tarafında hem konsantrasyon gradiyent yani konsantrasyon farkı hem de elektriksel yük farkı oluşur. Bu da doğrudur. Bu iki fark sayesinde bir enerji açığa çıkıyordu. Bu enerjiyi de ATP sentaz kullanarak ne yapıyordu? ATP üretiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 denizli seçeneği olur. Peki protonlar mitokondrinin matriksinden zarlar arası boşluğa nasıl pompalanıyor? Şurada çizmiştim yani ya, hatırlayın bakın şurada nerede? neredeydi o? burada. Bakın burada mesela nadaş moleküllerindeki hidrojenler ayrılır gelir buradaki taşıcı proteinden nereye gider? Zarlar arası bölgeye gider. Aynı şey şuradaki fadaş 2 molekülleri mesela. Fadaş 2 moleküllerindeki hidrojenler gelir buradan nereye pompalanır? Pardon buradan değil şuradan nereye pompalanır? Zarlar arası bölgeye pompalanır arkadaşlar. Bir pompalama işlevi burada görüyor. Gelelim diğer sorumuza. Nerede kaldık? Burada evet. Hücre solunumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektron kaynağı olarak organik moleküller kullanılır. Bizler organik moleküllerdeki elektronları alıp bunları elektron taşıma sisteminde taşıyor muyuz? Taşıyoruz. Dolayısıyla elektron kaynağı olarak organik moleküller kullanılır demesi doğru olur. Mesela glikoz, yağ asitleri gibi. Doğrudur. ATP üretiminin büyük çoğunluğu kemozmotik mekanizma ile gerçekleşir. Evet. 32 ATP'nin 28 tanesi arkadaşlar nerede üretiliyor? kemozmotik e, mekanizma ile üretiliyor. Doğrudur. Son elektron alıcı molekül anaerobik canlılarda farklılık gösterir. Evet, dediğim gibi anaerobik canlılarda işte SO4 gibi moleküller olabiliyor arkadaşlar. Doğrudur. Krebs döngüsünde substrat düzeyinde sentezlenen ATP miktarı glikoliz evresinden fazladır. Şimdi glikolizde kaç ATP üretiliyordu? 4 ATP. Krebs döngüsünde arkadaşlar kaç ATP üretiliyordu? 2 ATP. Burada ne diyor? Fazladır diyor. Yanlıştır bu. Krebs glikolizde daha fazladır. Elektron taşıma sistemi elemanları sayesinde hidrojen gradiyentine dayalı proton motiv güç yaratılır. Evet bu güç sayesinde de ATP üretilir zaten. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli seçeneği olur. Gelelim 24. 2021 FENÖABT'e. Diyor ki 24. soruda İnsan kas hücrelerinde gerçekleşen glikozun fermentasyonu sürecinde. Şimdi kas hücrelerimizde hangi fermentasyon var? Laktik asit fermentasyonu var. Bakalım. Karbondoksitin açığa çıkması. Arkadaşlar laktik asit fermentasyonunda karbondoksit açığa çıkmaz. Çünkü karbon eksilmesi yoktur. 3 karbonlu olan pürvat tekrardan 3 karbonlu olan laktik asite dönüştürülür. Sadece nadaşların yapısındaki hidrojenler, Burada natlar serbest bırakılıyor. Buradaki hidrojenler gelip e, pürvatın pürüvatın yapısına bağlanarak şöyle göstereyim. Yanlış gösterdim. Pürvatın yapısına bağlanarak neyi oluşturuyor? Laktik asiti oluşturuyor. Burada son elektron alıcısı bu yüzden pürüvattır. Nadaş'tan NAD üretilmesi. Evet NAD üretildi mi? Üretildi. Doğrudur. Laktik asit oluşması. Laktik asit oluştu mu? oluştu. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Eğer karbondioksit oluşumu gözlenseydi zaten bizim kaslarımıza zarar verirdi. Çünkü karbondioksit kaslarda birikir, pH düşer, asitlik artar, oradaki hücrelerin ölümüne sebep olurdu. O yüzden laktik asit fermentasyonu sırasında karbondioksit üretilmez. Dikkat edelim. 2021 Biyoloji diyor ki fermentasyon, anaerobik solunum ve aerobik solunum karşılaştırıldığında özelliklerinden hangileri bakımından farklılık gösterir? Son elektron alıcısının niteliği farklılık gösteriyor mu? Gösteriyor. Birinde işte piruvat birinde etil alkol, birinde CO4, birinde oksijen. Farklılık gösteriyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu olur. Üretilen ATP miktarı fermentasyonda 2 ATP üretilirken net olarak söylüyorum. Anaerobik solunumda biraz daha fazla üretilir. Burada tam olarak sayı veremiyoruz arkadaşlar. Aerobik solunumda da 32 ATP üretiliyor değil mi net olarak? İkisi bakın karşılaştırdığımız zaman fermentasyon üreten ATP küçüktür. Anaerobik solunum küçüktür. Aerobik solunum tamam mı? Bu şekilde bir sıralama aklınızda tutabilirsiniz. Dolayısıyla üreten ATP miktarı farklılık gösterir. NAD'ın? Nadaş'a indirgenmesi bu üçünde de vardır. Nadaşlar çünkü koenzim olarak kullanılıyor. O yüzden üçünde de vardır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Denizli seçeneği. 26. sorumuz. Ökaryotik bir hücrede hücresel solunumla enerji kaynağı olarak kullanılan glikoz karbondioksit ve suya kadar yıkılır. Bu süreç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bakalım. Bu olayda glikoz molekülü substrat olmasına karşın aslında oksijenle reaksiyona girmemektedir. Doğru arkadaşlar. Eğer direkt olarak oksijenle reaksiyona girseydi yanma dediğimiz olay olurdu ve bizim hücrelerimizin yanmasına sebep olurdu. O yüzden bu doğrudur. Hücreye işaretli oksijen molekülleri verilecek olursa bu moleküllere hücresel sonunda oluşan karbondoksitin yapısında rastlanır. Şimdi bakın işaretli moleküller sorusu. C6, H12O6 bu bizim glikozumuz. Oksijen üretilenler nedir? Su artı karbondioksit değil mi? Arkadaşlar burada karbondioksit zaten karbonun nereye gideceği belli. Hidrojenin de nereye gideceği belli. Burada oksijenler kafanızı karıştırır. Atmosferden gelen oksijen nereye gidecek? Suyun yapısına gider. Besinden gelen oksijen ise nereye gidecek? Karbondioksitin yapısına gidecek. Bunun tam tersi fotosentez için geçerlidir. Fotosentezde su ve karbondioksit birleştiriliyor ya. Nereye gidiyor bunlar? Besin ve oksijen üretiliyor, değil mi? Yine sudaki oksijen nereye gidecek fotosentezde? Tabii ki atmosferdeki oksijene gidecek. Dolayısıyla fotosentezin tepkimesiyle eee denklemleriyle diyelim. Tepkimeler direkt ters değil çünkü. Fotosentezle oksijenli solunumun denklemleri birbirinin tersidir arkadaşlar. O zaman burada karbondoksitin yapısında değil, neyin yapısında rastlıyoruz? Suyun yapısında rastlıyoruz. Bu yanlıştır. İnsanda hücre tipine bağlı olarak elde edilen ATP miktarı değişebilir. Evet mesela iskelet kas hücrelerinde 30 ATP üretiliyor. Karaciğerde 32. Mesela bizim al yuvarlarımız laktik asit fermentasyonu yapar. Onlar da 2 tane net olarak 2 ATP üretilir. O yüzden değişebilir. Doğru. Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Evet glikoliz ve krebs de substrat düzeyinde fosforilasyon vardır dedik. Doğrudur. Bu süreçte ATP'nin çoğu oksidatif fosforilasyon üretilir. Zaten bunu daha önce de söylemiştik. 28 ATP üretiliyor. Gelelim 2022 FEN ÖABT'ye hücresel solunum ve fotosentez için ifadelerinden hangileri ortaktır? Bakalım. Kemiozmotik mekanizma ile ATP sentezi gerçekleştirilir. Şimdi kemiozmotik mekanizma her ikisinde de var arkadaşlar. ATP sentezi gerçekleşiyor ikisinde de doğrudur. Yükseltgenme ve indirgenme süreçleri için koenzime ihtiyaç duyulur. Doğru solunumda NAD koenzimi kullanılır. Fotosentezde ise NADP. Bakın NAD koenzimi. Fotosentezde de NADP kullanılıyor. İkisi de koenzimdir. Hidrojen tutucu koenzimler doğrudur. Elektron kaynağı olarak su kullanılır demiş. Fotosentezde elektron kaynağı olarak su kullanılıyor. Hücresel sonunda elektron kaynağı olarak besin kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2 denizli seçeneği olur. 28. soru 2022 biyoloji bizim meşhur böyle benim de girdiğim sınavın ÖABT'si bakalım. İskelet kas hücrelerinde enerji, glikozun laktik asite kadar yıkımı, glikozun karbondioksit ve suya kadar yıkımı metabolik süreçleriyle elde edilebilir. Şimdi bakalım. Glikozun laktik asite kadar yıkımı nedir? Fermentasyondur. Glikozun karbondioksit ve suya kadar yıkımı nedir? Oksijenli solunumdur. Bakalım diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu metabolik süreçlerde ortak olarak gerçekleşir? İkisinin ortak olayı nedir arkadaşlar? İkisinin ortak olayı glikoliz olayıdır değil mi? Asetil koenzima oluşumu oksijenli solunumda. Nadın indirgenmesi her ikisinde de vardır değil mi? Çünkü glikolizde gerçekleşiyor bu olay. Bu ortaktır. Pürüvatın indirgenmesi, pürüvata elektron bağlanması nerede olur? Fermentasyonda olur. Yani laktik asit fermentasyonunda. Sitrik asitin oluşumu oksijenli solunumun Krebs döngüsünde olur. Kemozmatik mekanizma uyarınca ATP sentezlenmesi. Bu da ETS demektir. ETS nerede var? Oksijenli sonunda var. O zaman ortak olan hangisidir? Bursa seçeneğidir. Yani nadın indirgenmesidir. 29. sorumuz. Mitokondride gerçekleşen bazı olaylar ve bu olayların gerçekleştiği kısımlarla ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Asetil koenzimanın oluşması mitokondrinin dış ve iç zarı arasında kalan bölge. Arkadaşlar bu yanlış. Asetil koenzima oluşumu nerede gerçekleşiyor dedik? Matrix'te. Değil mi? Dolayısıyla bu yanlıştır. DNA replikasyonu mitokondrinin matriksi. DNA replikasyonu mitokondrinin kendine ait DNA'sı var mı? Var. Nerede bulunuyor? Matrix'te bulunuyor. O zaman replikasyonu da nerede gerçekleşiyor? Yani eşlemesi mitokondrinin matriksinde. Bu doğrudur. Oksidatif fosforilasyon yani ETS'nin kullanıldığı fosforilasyon o da mitokondrinin iç zarı. Krista dediğimiz bölgelerde doğrudur. Cevabımız deniz seçeneği olacak. Son sorumuz. Beni sınavda en çok düşündüren soruydu arkadaşlar bu. Yani sınav mesela bizim sınavımız kaç dakikaydı? 80 dakika mı? 100 dakikaydı. 75 soru 100 dakikaydı. Dolayısıyla ben yani yaklaşık 10 dakika falan bu soruyu düşündüm çok düşündürmüştü beni ama sonrasında anlamıştım ne olduğunu. Kahverengi yağ doku hücreleri, kas doku hücreleri ve karaciğer hücrelerindeki mitokondrilerin işlevlerini araştıran bir hücrenin aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır? Öğrenciye bak kahverengi yağ dokusunu araştırıyor. Bakalım. Elektron taşınması sırasında mitokondrinin iç zarının iki yanında bir elektrokimyasal potansiyel fark oluşur. Şimdi üçünde de arkadaşlar bu elektrokimyasal potansiyel farkı oluşmak zorunda. Çünkü o zarlar arası bölgeyle şöyle diyelim. Bu zarlar arası bölgede bu fark oluşmazsa ATP üretilmez zaten. O yüzden bu olur. Mitokondrinin iç zarındaki elektron taşınması sonucunda mutlaka ATP sentezi gerçekleşir demiş. Şimdi elektron taşınması sonucunda ee, mutlaka ATP sentezi gerçekleşir demiş. Bu bir Dursun en son açıklayayım bunu. Bu hücrelerde hücre solunumunda bir glikoz molekülünden üretilen ATP miktarları birbirinden farklı olabilir. Arkadaşlar doğrudur. Kas dokularında işte 30 ATP üretilirken karaciğer hücrelerinde 32 ATP üretilir. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden ben sınavda bunu işaretlemiştim. Ama tabii ki yanlış yapmıştım. Dolayısıyla bunu doğrudur. Ben sonrasında araştırdım baktım. Zaten önceki sorularda da geçiyordu dikkat ederseniz. Kas doku hücrelerinde 30 ATP üretilirken karaciğer hücrelerinde 32 ATP üretiliyor. Mekik sisteminin farklılığından kaynaklanıyor. Mitokondrilerde zarlar arası bölgeye proton pompalanırken elektron transferinde serbest bırakılan enerji kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. Burada şimdi elektron taşıma sisteminde elektronlar taşınıyor ya. Elektron taşıma sırasında açığa çıkan enerjiyle hidrojenler buralara pompalanıyor. O yüzden doğrudur. ATP derişiminin düşük. ADP'nin ise yüksek olduğu koşullarda mitokondrilerdeki elektron taşınması teşvik edilir. Şimdi ATP düşükse zaten hücre ne yapacak? Çekirdek mitokondri görecek ya ATP sentezle diye. Dolayısıyla ETS'yi teşvik ediyor. Doğrudur. Şimdi burada B şıkkı neden yanlış? Mitokondrilerin iç zarındaki elektron taşınması sonucunda mutlaka ATP sentezi gerçekleşir demiş. Arkadaşlar kahverengi yağ doku hücrelerinde ee, ya kahverengi yağ dokuları ile ilgili arkadaşlar hani araştırmalarım sonucunda çok fazla bir şey bulamadım açıkçası. Sadece şunu öğrendim ben. Kahverengi yağ doku hücreleri ile ilgili. Eee demir bakımından zengin olan mitokondrileri varmış. Bu yüzden de renkleri daha koyu renkliymiş ve yeni doğan memelilerde işte kış uykusuna yatan hayvanlarda bol miktarda bulunuyormuş. Temel görevi ise vücut için ısı üretmekmiş. Yani vücudumuzun ısısını temel olarak koruyan kahverengi yağ doku Dolayısıyla burada mitokondrilerinin iç zarındaki elektron taşıması sonucunda mutlaka ATP sentezi gerçekleşir demesi bu yüzden yanlış olur. Kahverengi yağ doku ısı ürettiği için enerjinin büyük bir kısmını ısıya dönüştürüyor o yüzden mutlaka ATP sentezi gerçekleşir demesi yanlış olur diye ben bu kanıya vardım eğer sizler farklı bir şey biliyorsanız lütfen bana yorum olarak yazın ben de öğrenmiş olayım yani benim bildiğim bu kadar hani daha doğrusu bildiğim değil de araştırmalar sonucunda ortaya çıkardığım bu hani ee, kesin bir şey değil benim söylediğimde ama kahverengi yağ dokusu hücreleri eğer ki fazlaca ısı üretiyorsa demek ki o enerjiyi ATP'ye değil de ısıya dönüştürüyor. O yüzden mutlaka ATP sentezle sentezi gerçekleşir demesi yanlış oluyor diye ben bu çıkarımı yaptım. Sizlerin de bildiği bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Bizler de öğrenmiş olalım. Cevabımız Bursa seçeneği olur ama ben sınavda bunu tabii ki mutlaka ATP sentezi gerçekleşir diye almıştım. C şıkkı olarak işaretlemiştim. Dolayısıyla yanlış yapmışım. Böylece hücresel solunumun çıkmış sorularını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde cevap anahtarımız da var. PDF'sini açıklama kısmına ekleyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.